Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkesi selamlıyorum. Hayranlarım, arkadaşlarım, dostlarım. Ay! Sana demedim manyak karı. Oh ya, oh! Bugün karanlıkta sizlere bir video yapmak istedim arkadaşlar. Neden? Kendi işimizi başlatmak zorundayız. Evet, biraz o konu hakkında sizlerle iki laf etmek istedim. Evet, biliyorum. Bazı zaman çalışıyorsun. İdris Usta para yetmiyor. İdris Usta güzel yaşayamıyorum. İdris Usta krallığımı ilan etmek istiyorum. İdris Usta dans etmek istiyorum. İdris Usta büyümek istiyorum. İdris Usta büyük adım atmak istiyorum. Yapamıyorum İdris Usta. Aldığım paraya bakıyorum. Boktan bir para. Senin kahve param bile değil. Ben bu parayla nasıl karı bakarım? Nasıl karı bulurum? Nasıl araba alırım? Nasıl zengin insanların arasına girerim, şarap şişemi kaldırırım, dans ederim İdris Usta? Ne yapabilirim? Nasıl fırtınadan, hurricane'den çıkabilirim? Nasıl kendime gelebilirim? Söyle bana, bana yardım et! Abicim hem gülüyorum hem ağlıyorum haline ya. Senin durumun çok kötü oğlum. Anlıyorum senin hisselerini, duygularını. Vallahi ya, Allah sana yardım etsin. Sakın ümidini yitirme. Büyük oyna, büyük adım at. Kendini göster. Ben buyum de. Kaliteni düşürme. Aman okuyayım, işte ben büyük adım attığım anda kapılar bana açıldı, kapı çaldım. İdris Usta, kendi işimi başlattım, müşterilerim aramaya başlayınca kapı çaldım. Hem de var ya, ne kapılar çaldım, kimi kapı çaldım, 2 milyon dolarlık ev, kimi kapı çaldım, 5 milyon dolarlık ev. Kendi işimi başlattım, kendi işimi. Onu anlatmaya, söylemeye çalışıyorum sizlere arkadaşlar. Bizim dostumuz yok. Biz yalnız tek başımıza yürüyoruz. Etrafımızda hiç kimse yok. Tünelin içine girmişiz. Yağmur yağıyor. Şimşek çakıyor. Şemsiyemiz yok. Ceketimiz yok. Ağlaya ağlaya adım atıyoruz. Artık bitti bunlar oğlum. Zaman geldi, zaman. Büyük adım atma zamanı geldi. Ben sana onu anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Her insanın içinde kim olursan ol. Ne olursan ol, hangi milletten, mezhepten, dinden olursan ol. Yemin ediyorum sana, sen iste gene yürürsün, gene kalkarsın, gene dans edersin, gene hıçkırık çığlıkları atarsın. Bir gün iskele başında oturmuşum, içiyorum. Ne iş yapacağım diye düşünüyorum. Kurtulmak istiyorum, kuş gibi uçmak istiyorum. Oğlum anlamıyor musun? Ailenden, ondan bundan, hiç kimseden sana fayda yok. Herkes kendi cebini düşünüyor. Sen kendi cebine baktığın zaman bir şarap parası bile yok. İşte o gün
Danyal amca ile tanıştım. İskelenin başında balık tutuyor. Danyal amca. Hayatında o kadar fırtınalar geçmiş ki adamın, artık adam pes etmiş. Kendi kabuğuna çekilmiş. Artık buna razıyım demiş İdris Usta. Vallahi. Danyal amca oltayı atıyor, çekiyor, atıyor, çekiyor, atıyor, çekiyor. Her attığında 3 tane, 5 tane balık yakılıyor, balık. Hani sen iskeleye gidiyorsun ya, oltayı atıyorsun, çekiyorsun. Atıyorsun, çekiyorsun, atıyorsun, çekiyorsun. Hayat da bundan ibadettir. Hayatın boyunca oltayı atıp çekeceksin balık için, müşteri için. Ne çıkacağını bilemiyorsun önüne. Kimlerle karşılaşacaksın? Başına neler gelecek? Hangi tünellere, hurikenlere gireceksin, çıkacaksın? Yanında hiç kimse olmayacak. Arayabileceğin, konuşabileceğin bir arkadaşın bile olmayacak. Yalnız kalacaksın tek başına, eli sikinde ağlayacaksın. O gün işte Danyal amcaya bakarken, en son Danyal amca 5 tane balık yakaladı, istavrit balığı. 5'li çaparisi vardı zaten. En bereketli balıkları 5 tane birden çekti. En son çektiğinde. Ben de o zaman iskelede içiyorum. Benim kafamda kıyak, biliyor musun? Birden nereden gördüysem kafam gene ona döndü. Baktım Danyal amca 5 tane balığı geri bıraktı. Göle, denize bıraktı, attı. Ulan dedim, acaba dedim, ben dedim çok mu işte bu manyak adam, ne yaptı evde kalmış herif? Vallahi ya, hemen gittim ona sordum. Ya dedim Danyal amca, sen dedim bu balıkları attın mı, yoksa dedim benim mi çok kafam kıyak, anlayamadım, sana dedim sorayım dedim. Adam bana baktı, ne dedi biliyor musun? Oğlum dedim, kazandığın paradan vermezsen, hissesini etmezsen, tuttuğun balıktan Allah'a teşekkür etmezsen, hayatın boyunca oltana hiçbir sikim takılmayacak. Hayatın boyunca hurikenlerden, fırtınalardan çıkamayacaksın. Ben o en son balıkları ya Rabbime, Rabbime teşekkür etmek için bıraktım. Onları o yolluyor bana. Yukarıdaki Rabbim yolluyor bana. İçimdeki duyguyu okuyor. Kalbini, içini temiz tutacaksın oğlum. Kazandığın paradan vereceksin hissesini. Bu benim bıraktığım balıklar, benim balığımın hissesi. Oğlum hayatın boyunca tuttuğun balıktan hisse vereceksin. Yoksa hurikenlerden çıkamayacaksın. Sürün aman atmayayım ya. Ya Danyal amca, nereden geldim sana bu sordum, lanet olsun dedim ya. Oğlum dedi siktir git dedi, fazla dedi konuşma benimle. Neden balığı bıraktın, ben sana onu anlatmaya çalışıyorum dedi. Tuttuğun zaman, kazandığın zaman, para yaptığın zaman hisseni vereceksin oğlum, her şey yukarıda. Onu demek istedim ya, vallahi ya. İşte o gün hayatımda bir not edettim Danyal amcanın sayesinde. Adama bak ya, en son 5 tane balığı denize atıyor adam. Teşekkür ediyor. Yani tuttuğum balıkların bile hissesini veriyor. Oğlum anlamıyor musun? Hayatım boyunca kaç para verdim? Kime ne verdim? O yüzden hurikenden çıkamıyorsun, dans edemiyorsun. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Anlamıyor musun? Amına koyayım ya. Oh ya, oh. İşte bazı zaman İdris Usta, çok moralim bozuk ya. İstediğim gibi yaşayamıyorum ya. Sen Amerika'ya gittin, yaşıyorsun. Amına koyayım, ben bu yobazların arasında takılı kaldım. Ne iş var, ne karı var, ne kendi işimi başlatabiliyorum.
Ne ailemden var, ne anadan babadan var ya. Kafayı yedim ya, ne yapacağım ya? Bana bir yol gösterir misin ya? Bir şey söyleyebilir misin? Oğlum, ben sana hiçbir şey yapamam. Kendin yapmak zorundasın, kendin karar vermek zorundasın. Kendin oynamak zorundasın, anlamıyor musun? Bir bara gidiyorsun, oturuyorsun, etrafında karı kız kaynıyor, gidip de teklif edemiyorsun. Would you like to dance with me? Benimle dans eder misin? Dans etmeyi öğrenmek zorundasın. Eline bilezik koymak zorundasın, sanatını kapmak zorundasın, anlamıyor musun? Bu dünyada kimse kimseye yardım etmiyor, herkes birbirini sıkıyor. Sakın ola sen onlar gibi olma. Güzel adımlar at, tuttuğun balıktan hissesini ver Daniel amca gibi. At denize, at, at. Aman akıyım, benim kafada iyi oldu. Ben de içiyorum ya. Ne yapacaksın oğlum? Millet aya çıkmış, aman akıyım, herkes istediği atı, arabayı, evi almış. Kendine bakıyorsun, kahve içmeye para yok. Evlenmeye para yok, ev almaya para yok. Araba almaya para yok. Vallahi yemin ediyorum sana, hepsini yaparsın. Yapmak zorundasın. Bütün videolarımda sana onu gösterdim. İnancını yitirme, elini aç, niyetini temiz et. Tuttuğun balıktan balık var. Daniel amca gibi yap. Aman akıyım ya. Neyse arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Salamlıyorum. Kendi işimizi başlatmak zorundayız. Onu demek istedim. Yoksa sürüneceksin, her kapı suratına kapanacak. Artık kapıları çalma zamanı. Artık dans etme zamanı. Artık hışkırık çığlıkları atma zamanı. Artık oynama zamanı. At! Kendi işimizi başlatma zamanı. At! Hoşça kalın. Hoşça kalın.